Merhaba, döndüm tatilden. Bu sefer evimden, odamdan yeniden merhaba. Önceki vlogtan takip ediyorsanız ya da Instagram'dan takip ediyorsanız bir hafta 10 gündür böyle güzel bir Anadolu turuna çıkmıştık. Gerekli önlemleri alarak, sürekli dikkat ederek, dezenfekte olarak çok güzel yerler gezdik. İlk durağımız Kapadokya'ydı. Bu videodan önce onun vlogunu da yayınladım. Döneli 3 gün oldu, 2 gündür eve kapandım. Aynen bu kılıktaydım. Videoyu yetiştirmek için size. İki video daha gelecek. Biraz daha maceralı oldu seyahatin öteki bölümü. Onları da editleyeceğim. Herkes seyahat videolarından haz almadığı için araya böyle evde hazır bakım yapacakken sizlerin karşısında yapmak istedim. 10 gündür doğru düzgün cilt bakımı şey yapamadım. Beni biliyorsunuz. Nasıl valiz hazırladığımı da biliyorsunuz. Kameraların yedek şarjından, topuklu ayakkabıdan, sallıyorum saç tokasından her türlü detayı hatırlayan aşkım yanına bir tek nemlendirici bile almadan karasal iklim seyahate gitti. Göremedi. Bakıyorum böyle Watson's gratis böyle bir turistik bir şey. Bir tane markası hiç fark etmez. Bir tane nemlendirici bulayım diye. Bir tek A101 gibi böyle bir market vardı. Markayı hiç küçümsediğimden değil ama bulabildiğim tek ürün Arkon'un el ve vücut kremi oldu. Onunla bir 7 gün nemlendirici olarak geçirdim. Ürünle ilgili problem yoktu da ama hani cilt bakımına özen gösterirken yanına nemlendirici dahi almamak. Alkışlıyorum kendimi. Bugün biraz kendimi şımartayım, biraz bakım yapayım. İklim değişince, yedikleriniz değişince cildim biraz kötüleşti. Sivilceler, mivilceler çıktı. Normalde olmayan şeyler çıktı. Pek de memnun değilim. O yüzden biraz cilt bakım yapalım, manikür yapalım. Daha önce de bahsetmiştim sizlere. Yazın 2-3 tur kalıcı oje yaptırdım. Tırnaklarım o kadar kötüydü ki. Şimdi seyahate giderken de temiz olsun istedim. Kalıcı oje yaptırmadım. Bu sefer manikür yaptırdım ve kısa kestirmiştim. Benden size tavsiye, eğer böyle çok gezmeli, doğanın içinde tatile gidecekseniz tırnaklarınızın durumu da kötüyse asla koyu renk oje sürdürmeyin. İkinci gün, bak abartmıyorum, ikinci günde yanlardan gitti. Dağ bayır gezerken bordo oje olmuyormuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Gidelim şimdi güzel bir cilt bakımımızı yapalım. Yüzümüzü temizleyelim. Kendimizi şımartalım biraz. Ondan sonra da manikür yaparız. Kendini şımartma günü başlasın o zaman. Banyoma hoş geldiniz. Buralarım pısır pısır görüyorsunuz. Bir saçlarımı toplayayım. Yüz temizleme jelim şey de bitmiş. Şöyle bir La Roche-Posay'nin gönderdiği ürün vardı. Onunla seyahatte doğru düzgün peeling vesaire yapmadığım için Foreo Luno için üstüne uygulayacağım. Yüzümü temizleyeceğim sadece. Foreo'yu da ıslatıyorum. Islakken uyguluyorum. Hemen yüzümü yıkayıp geliyorum. Cildim gördüğünüz gibi biraz kızardı ama benim böyle makyajımı temizleyince ve titreşimli ürünle vesaire birazcık kızarıyor cildim. 5-10 dakikaya geçiyor. Öyle rozeşe falan bir problemim yok. Haberiniz olsun. Seyahate gitmeden önce buna başlamıştım. Tabii 10 gündür kullanmadım. Son zamanlarda serumumu değiştirdim. Kiehl's'ın bu serumunu uyguluyorum. Onu alacağım. Dürüstçe kokusunu beğenmedim ama içeriğini beğendiğim için tolere ediyorum. Kokusu böyle kötü bir gül kurusu gibi kokuyor. Bak nasıl kızardı cildim. Ben seyahatteyken gelen yeni ürünler de olmuş. Bir yandan da onları deneyelim istiyorum. Foreo'nun bu Manuka Honey maskelerinden göndermişler. Cildi yumuşatıyormuş, kuruluğunu alıyormuş. Çok merak ettim ve şu aralar cildimin en çok ihtiyacı olan şey. Şöyle açıyorum. Benim cildim karma. Ama bu karasal iklimde doğru düzgün nemlendiremediğim için özellikle görüyorsunuz yanaklarım kupkuru oldu. Şöyle açıp içinden bir tane maske alıyorum. Maskenin özelliklerine bakıyorum. Cilt kuruluğunu yatıştırır, esnek ve tazelenmiş bir şekilde bırakıyormuş cildi. UFO'yu daha önce uygulamaya kaydetmiştim zaten. Başlat diyorum. Maskeyi taramamı istiyor. Şöyle hemen taratıyorsunuz. Hemen açalım, deneyelim. UFO'muzun üstüne yerleştiriyoruz. Kapağımızı da takıyorum. Başlat diyorum. Yüzünüzde ve boynunuzda nazikçe dolaştırın. Maske özünü her noktaya özenle uygulayın. Ciltte kolajen üretimini hızlandırıyor. Isıyla beraber. Ay iyice ne kıpkırmızı oldum. Bayağı bir ısınıyor. Boynuma da yapayım. Hem titreşiyor hem ısı veriyor da kan dolaşımını hızlandırıyor. Kullandığımız ürünlerin, serumların, maskenin emilimini arttırıyor.
Bu ürünün de alternatifi yok aslında. Ev tipi ürünlerde hiç böyle yeşil ışık tedavisi, kırmızı ışık tedavisi yapan ev tipi ürün yok. Dışarıda cilt bakım merkezlerinde yaptırdığımız tedavileri evde yapabiliyorsunuz. Maskemizin içinde kalanı da, poşette kalanı da asla ziyan etmiyoruz. Bir sürü ürün var. Onları da boynumuza yediriyoruz. İyi nemlendiren bir maskeymiş. Zaten üstünde diyordu cildin kuruluğunu alır diye. Cildim fazla kırmızı gözüküyor ama sebebini biliyorsunuz. Önemli olan nemlenmiş olması. Çünkü 5-10 dakikaya bu kırmızılık geçecek. Siz de göreceksiniz zaten. Bittiği zaman işimizde şöyle maskemizi çıkartıyoruz. Su altına tutup yıkıyoruz. Ve kapatıyoruz. Bu kadar. Diş fırçam, diş macunum, beyazlatıcı Marvis'in en çok işe yarayan bu. Bir de dönem dönem her hafta kullanmıyorum ama arada böyle çok renkli gıda tükettiysem vesaire dişlerde leke kalıyor ya. Şimdi bunun içinden 2 tane şerit çıkıyor. Ben de son 2 tane kaldı, tekrar alacağım. Fiyatları biraz yüksek ama kesinlikle fiyatını hak ediyor. Biraz daha ekonomik gitmek isterseniz 2 tane şerit çıkıyor ya, konuşurken üst dişleriniz daha çok gözüküyorsa alt bantı da üst dişlerinize yapıştırabilirsiniz. Beyazlatıyor mu? Kesinlikle beyazlatıyor ama fiyatı yüksek. Gargara olarak da en iyisi beyazlık konusunda Listerine'nin ki. Hepsini linkleyeceğim videonun altına. Şimdi bir üründen daha bahsedeceğim. Konumuzla alakasız peeling yaptım şimdi. Yüzüme uygulamayacağım ama arayışınız varsa beğeneceğinizi düşünüyorum. Ordinary'nin bu AHA, BHA yıllardır kullanıyorum. Çok iyiydi, öyleydi, böyleydi diye övüyordum. Türkiye'de ulaşabileceğimiz bir muadili olmadığını hepimiz biliyoruz. Ya online satıcılardan ya biraz daha fahiş fiyatla almamız gerekiyor. The Purist Solution diye bir marka Türkiye'de satılıyor. İçerik aynı, Ordinary'nin muadili. Bununla ilgili bir video hazırlarım isterseniz. Birkaç ürünü daha var elimde. Hemen sizinle Ordinary karşılaştırması yapabiliriz bir videoda. Videonun altına linkini bırakacağım. Göz çevremede nemlendirici olarak Estée Lauder'in Advanced Night Repair'in bu kremi bitirmek üzereyim bunu. Bitirip başka bir taneye geçeceğim. Advanced Night Repair'in Eye Matrix diye satılan bir ürünü. Göz çevresi için bu da. Bitirip ona geçeceğim. Bilginiz olsun. Size gene durumla ilgili bilgi veririm. Banyoda bir şey var mı diye bakıyorum. Yok sanırım. Odaya gidelim, manikür yapalım. Bu arada son 3 günümün özeti, 3 tur çamaşır makinesi döndü. Koridorda 3 tahtası var. Hepsi yıkandı, kurudu ama bunların ütülenmesi gerekiyor. Nasıl? Bu arada bir de şunları göstereyim. Kutu 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 o vaziyette ev. Daha ilgilenemedim ama ev dekorasyonuna düştüğümü biliyorsunuz. Ev alışverişi için ayrı, kıyafet alışverişi için ayrı bir video çeksem diyorum. Yorumlara yazarsınız hangisini önce çekeyim. Tahtıma oturdum gene. Sağımda başka kamera var. Şöyle göstereyim. Her tarafım kamera. O elim çeker, biz göz göze konuşuruz. Şimdi kıl tüyü temizliği de yaptım. Ondan da bahsedeyim. Aslında Jolen diye böyle 40-50 senelik bir tüy sarartıcı bu. Bunu nereye kullanıyorum? Şu bölgemde hani kıl kıl böyle kol kılı gibi, bacak kılı gibi kıl çıkmıyor ama gene de tüyler var. Ben onların sapsarı olmasını tercih ediyorum. Bunlar Türkiye'de satılmıyor. Her yurt dışına gittiğim zaman istifliyorum, yedekliyorum. Benim böyle 1-2 sene götürüyor. Böyle bildiğiniz Noel anne gibi yanlarıma sürüyorum. 15 dakika bekliyorum. İğrenç bir kokusu var. Hani böyle tüyleriniz tam güneşten sararmış öyle durur ya. Burada da öyle duruyor. Dün yaptım. Kaşlarımı alırken, banyodan sonra almaya özen gösteriyorum. Çünkü sıcak su, buharla cilt biraz daha gevşiyor, gözenekler açılıyor. Daha kolay çekiyorsunuz. Yüzünüzde makyaj olmasın ve sonrasında da kılları aldığınız bölgeleri alkol tonikle silin. Bende de şöyle bir şey var. Mesela bıyık bölgesini cımbızla aldığım zaman neyle silersem sileyim pıt 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 fısır fısır sivilce çıkıyor. O yüzden bıyık bölgesine de şu tarzda usturayla şöyle alıyorum. Yüze lazere gitmedin mi derseniz, benim gittiğim lazerde görmeyeceği, hiç dokunmamam gerektiği, var olan kıllar için değmeyeceği söylenmişti. Yeni çıkan teknolojik Q-Switch lazer diye bir şey çıkmış. Açık orta ton kılları da görebiliyormuş.
Yakın zamanda gideceğim. Gidince haber veririm. Videosunu çekerim. Sizle paylaşırım. Hatta böyle güneş lekelerinin de rengini açıyormuş falan gibi bir şeyler duydum. Doğruluğundan emin değilim. Paylaşırım sizinle. Bıyık bölgemde çok sivilce çıktığı için kıl çıkmıyor. Aslında çok bir şey yok. Böyle vuracak bir şey yok. Tertemiz olsun istediğim için Miniso'da satılıyor. Gratis'te satılıyor her yerde. Bu kaş usturalarından ben pıt pıt buraları alıyorum. Maniküre geçebiliriz. Şöyle ellerimi göstereyim. Çok kötü ellerim. Susuz manikür yapacağım. Bu ben manikür eldivenlerini seviyorum. Gerçekten yumuşacık yapıyor. Bir de şimdi pandemiden dolayı sürekli alkolle şeyle ellerimizi temizlediğimiz için yani yemin ediyorum ellerim bir 5 yaş yaşlandı. Yani son 8-9 aydı. Bir 5 yaş yaşlandı. Bunlar güzel nemlendiren ürünler. Hani illa birini alın demeyeceğim. Şöyle içinden İki tane eldiven çıkıyor. Elime geçiriyorum. Şimdi biraz sohbet edelim sizinle. Video planlamasında bana biraz yardımcı olun. Video isteklerinizi yazın. Şeyi kesin çekeceğim. Bir kıyafet alışverişi. Çok uzun zamandır. Yani bir seneden fazla zamandır hiç kıyafet alışverişi videosu çekmemiştim. Onu çekeceğim. Gardırop detoksu kesin. Bu ay kesin geliyor. Yorumlara yazın bana. Öncelik sıralaması olarak hangi videoları görmek istiyorsunuz? Hep bugüne kadar isteklerinizi dinlemeye çalıştım. Hala aynı şekilde yaklaşıyorum. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben de o videolara öncelik veririm. Ülkemiz için, dünya için sürekli negatif şeyler oluyor ama kendi hayatım özelinde kendimi çok iyi hissettiğim bir dönemdeyim. Yaptığınız işe de yansıyor, verimliliğinize de yansıyor. Bu aralar iyi hissediyorum kendimi. Güzel bir tempoda gidiyorum. Yardımcı olun bana. Enerjimi de yaptığımız bu platformda işte her nasıl adlandırıyorsanız orada biraz sizin istekleriniz doğru doğrultusunda şekillendirebileyim. Ha bir de benim size aslında bir soru cevap videosu borcum vardı. Çekeceğim dedim. Soruları istedim. Çektim de. Bilgisayarı değiştirdim. Bilmem ne böyle kafamın gidik olduğu zamanlardı. Uçtu o video. İsterseniz öyle hayatımla ilgili merak ettiğiniz çok özel detaylar varsa paylaşırım artık. Gizlimiz saklımız yok her şey. Mutfak düzeni kadar biliyorsunuz. Çok güzel Sephora'dan aldığım böyle şeffaf bir küçük makyaj çantam vardı. Onu manikür çantası olarak kullanıyordum. Elimden kaydı, bir şey oldu. Zaten kırık gibiydi böyle anahtarı. Kapağı kırıldı. Mecburen şimdilik şöyle bir şeyde manikür aparatlarını kullanıyorum. Kalanı dirseklerime bütün... Benim dirseklerim de çok kuruyor bu arada. İki tane şey aldım tırnaklarımı kurtarmak için. Base kutu hiç kullanmamıştım. Bakalım iyi çıkarsa onu da linke eklerim. Önce biraz etlerini iteliyorum. Bir sürü yerde var. Ahşaplardan daha iyi iş görüyor ve daha uzun ömürlü tabii ki. İlk bir kesmeden şöyle iteliyorum. Aynı şekilde diğer elimi de yapıyorum. Şimdi etleri çıkanları keseceğim biraz. Ya kalıcı oje çok güzel bir şey. Akrilik tırnağı ben çok sevmiyorum ama kalıcı oje çıkarırken kim ne derse desin. Özel sıvısı var bilmem ne, inceltiyor. Aseton bile tırnağı inceltirken benim hatam aslında 3 kere üst üste yaptırırsan sonucu olur ama işte oraya buraya gitti bilmem ne. Temiz olsun kafamdan çıksın bir daha uğraşmayayım diye. Ne güzel böyle sohbet ederek güzel, bana da güzel geldi, can yoldaşı oldunuz. Aklıma gelmişken şeyi de söyleyeyim. Kilo vermekle ilgili, diyetle ilgili, spor rutinimle ilgili video çekmemi istediğinizi biliyorum. Şöyle bir gerçek var. Bu tarzda içerikler çekince sen kimsin ki bunu söylüyorsun, sen eğitimin ne ki öyledir böyledir. Yorumlar geldiği için samimi olarak çekmiyorum. Bana kalsa çekerim ama gelecek yorumları, tepkileri bildiğim için çekmiyorum. Gene de görüşünüzü yazın. Şimdi gıda ile ilişkim benim, ben hayatımda hiç diyet yapmadım. İşte karpuz diyeti, çorba diyeti, kabak diyeti o tarzda bir kase 100 gram şunu yiyeceğim, bunu yiyeceğim vesaire gibi hayatımda diyet yapmadım. Bilmiyorsanız tekrar söyleyeyim. Annem benim MS hastası. Anneannemi kanserden kaybettik. Dedem başka problemler yaşadı. Babaannem de başka problemler oldu. Sağlıkla ilgili bizim ailede son 10 senedir ciddi sağlık problemleri yaşadık. Halen daha yaşıyoruz. Bunları ilk öğrenme sürecimizden yani 7-8 senedir normal, topluma göre normal beslenmiyorum ben. 7-8 senedir bizim evimize beyaz ekmek girmedi. Şekeri minimumda tutmaya çalışıyoruz. Mükemmel beslendiğimi iddia etmiyorum. Şey de diyebilirsiniz, çok haklısınız.
Bize beslenmeyle, gıda ile ilgili ukalalık yapıyorsun ama sigara içiyorsun. Evet, sigara kullanıyorum ben. İşin acı tarafı, ben YouTube'a başladıktan sonra sigara kullanmaya başladım. Ne üniversitede ne master'da, hayatımın hiçbir döneminde sigara kullanmamıştım. Lanet olsun ki bu naneli switchlerle sigaraya başladım. 2,5 sene oldu. Hayat, büyük konuşmamak gerekiyormuş. Şimdi kimisi için bu tarz şeyler vazgeçilmez oluyor. Vazgeçilmez demiyorum. Geçen senem de benim depresyonda geçtiği için dürüstçe bırakma çabam olmadı. Neyse, bunları başka bir videoda konuşuruz da. En nihayetinde ben gıdayı kesebiliyorum. İşte sallıyorum, tatlı yemeyeceğim dediğim zaman tatlıyı kesebiliyorum. Çünkü ben hiçbir zaman sıska, cılız, ne yersem yiyeyim kilo almayan cinsten değildim. Ben 16-17 yaşından beri hep kiloma dikkat ettim. Diyeceğim o ki, yemekten kısabiliyorum ben. Ya da artık şu raddeye geldi. Benim için kötü olduğunu bildiğim, hem sağlık hem fiziksel görünüm anlamında zararlı olduğunu bildiğim yemeği yediğim zaman vicdan azabı çekiyorum. Öyle olunca hani kimseye ukalalık yapmıyorum. Kendi tercihlerimi, bende ne işe yarıyoryu size anlatabilirim. Ama onun dışında bana gelecek yorumları biliyorum. Sen diyetisyen misin diye. Şöyle söyleyeyim, dedem böbreği iflas ettiği zaman, makineye bağlanma kıvamına geldiği zaman, aynı zamanda beyin kanaması da geçirmişti. Diyetisyenin verdiği bir liste vardı. Biz 6-7 senedir o listeyi saklarız. Ailede böyle bir şey olmuş. İstanbul'un en büyük hastanelerinden birindeki diyetisyenin verdiği yemek listesinde patates, pilav, makarna, İki dilim ekmek vesaire vardı. İnşaat sektöründe de öyle. Kimi evler ayakta kalıyor, kimileri yıkılıyor. Her sektörde literatürü takip etmezsen, işini layıkıyla yapmazsan geride kalanlar oluyor. Ya da eski bilgiyle durumu yönetmeye çalışanlar oluyor. Sonra babam durumu devraldı. Dedemin beslenmesini tamamen değiştirdiler ve sonraki kontrole gittiği zaman ne yaptıysanız yapmaya devam edin, değerleri çok iyi. Ne uyguladıysanız aynen devam demişlerdi. O bizim uyguladığımız listede nişasta, şeker vesaire yoktu. Dedemi kaybettik ama bu sebepten dolayı kaybetmedik en azından. Neyse, yani gıda konusu benim için hassas bir konu. Cahil bir şekilde yaklaşmıyorum. Hepimizin ilgisi olması gereken bir konu. Araba kullanıyorsanız, arabanız varsa dizel arabaya kurşunsuz benzin koymuyorsunuz ya da tam tersi. Tabii ki biz de mükemmel beslenmiyoruz. Şehirde yaşıyoruz. Nereden tutsanız elinizde kalıyor ama göz göre göre gelen şeyleri kesmeye çalışıyoruz. Onu yapın, bunu yapın demem. Ben ne yapıyorum onu anlatırım. İsterseniz kendi araştırmanızı yaparsınız. O bile benim için yeterli. Ben benim dediğimi uygulayın demiyorum ama her şeyi sorgulayın. Bilmem kim dedi diye. Yoksa biz gazetedeki 5. sayfada böyle haberler olur ya. İsveçli bilim adamları domates yararlı dedi. 2 hafta sonra ama İsveçli bilim adamları portakal daha yararlı, domatesden vazgeçe. Yani artık sosyal medyadan postları görüp haber yapıyorlar. Ne diyeyim şimdi yani. Farmasinin kaçıymış bu? It Girl diye tırnağımı ölü göstermeyen güzel bir ton. Başka konuşmadığımız bir konu. Hala koltuğum yok. Bir tanesini çok beğenmiştim biliyorsunuz. Lazoni'deki koltuklar. Koltuk takımı olarak fiyatını da söyleyeceğim artık. Birileri şey, ay sanki araba alıyorsun, koltuk takımı ne laf ettin, cimrisin falan. Cimrilikle alakası yok bunun. Siz 20 bin lira bir takıma veriyorsanız hani aşık olarak beğenerek almanız lazım. Acaba mı dememeniz lazım. Aşık olmadım, çok beğendim ama biraz daha bakmam gerekiyor sanırım. Bu hafta sonu tekrar babamla, bu sefer bu tarafta adrese madrese bir gidip bakalım. Ay şeyden... Tabii siz daha izlemediniz de izleyince göreceksiniz. Vloglardan, seyahat vloglarından sonuncusunda Nemrut Dağı'na çıktık. Aman Allah'ım. Hani 10 senedir spor yapıyorum değil mi ben? Fit olduğumu düşünüyorum. Öldüm. Tek kelimeyle. Bak yukarı çıkınca problem yok ama o çıkışta öldüm öldüm dirildim. Göreceksiniz hepsini. En uzun işte geçen sene, bir sene neredeyse spor yapmayı bırakmıştım. Pandemide tekrar aynı sıklıkta geri döndüm. Bir yere kadar arabayla çıkabiliyorsunuz. Hepsini göreceksiniz videoda zaten. Ama normal bir şey değil yani. Dağın zirvesindesiniz. Yamaçtan rüzgar geliyor. Basınç değişimi var. Nefes alırken zorlanıyorsunuz. Bir de soğuğa dayanıklıyımdır. Yani çok kalın giyindim zaten.
Yılbaşında Moskova'ya gittim. Hani eksi bilmem kaç dereceyi gördüm. İsviçre'de bilmem nereye gittim. Dayanabilirim yani, öyle nazlı bir tip değilimdir. Bu yamaçtan çıktı. Bu kulak böyle yüzlerce küçük iğne batırıyorlarmış gibiydi. Kurudu mu? Fiziksel olarak bu seyahatte en çok zorlandığım şey Nemrut Dağı'na çıkmak oldu. Göreceksiniz zaten. Vloga koymadan anlatmasa mıydım bunları? Aman. Son oje kurutucusunu da sürdüm. Yeter, kafa yaptı artık oje kokusu. Boyu kısa ama jel tırnak gibi oldu bence. Bana bu gece can yoldaşı olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sohbet etmeyi çok özlemişim. Biraz tek taraflı gibi oluyor ama bütün yorumlarınızı okuyorum. Ben cevap vermeye çalışıyorum, biliyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri. Öpüyorum. Bir sonraki vlog muhtemelen seyahat vlogu olacak. Göbekli Tepe'ye gittiğimiz, Şanlıurfa'ya gittiğimiz vlog olacak. O bayağı maceralı. Göbekli Tepe'den kovulduk. Ay, başlığı öyle atacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.